Merhaba arkadaşlar. Evet, şu anda Kadri Yemişliği, Belek'te. Biliyorsunuz 3 Kasım'da burada harika bir yarış var. Ironman Türkiye 70.3. Birçoğunuzun zaten hedef yarışı bu. Onun için hazırlanıyorsunuz. Onun için antrenmanlar yapıyorsunuz. İşte şimdi size bu videoda biraz burayı anlatacağım, buraları göstereceğim. Biliyorsunuz daha önce de bir sürü videoları çekmiştim başka yerlerle ilgili. İşte Marmaris Grand Fondo falan. İlk defa bir Ironman parkurunu çekeceğim arkadaşlar. Çünkü triatlon Türkiye'de çok hızlı ilerlemeye başladı. Bunda federasyonun da etkisi var. Tabii ki Ironman'in de çok etkisi var. Çünkü 2015'e kadar kimse Ironman diye bir şey bilmiyordu. Benim de başladığım sene, ilk sene burada yapmıştım. Birçoğunuzdan aynı duyguları ben de o zaman yaşamıştım. Ama işte bana o zaman gösteren yoktu. Hangi, nerede yarışacağımızla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Size hem yüzme parkurunu, hem bisiklet parkurunu, hem de koşu parkurunu biraz göstereceğim. Burası yüzme parkuru arkadaşlar. Tam buradan, 3 Kasım'da tam buradan start alacaksınız. Tabii o zaman burası böyle olmayacak. Daha böyle şaşalı olacak. Müzikler olacak ve yaklaşık 1700 kişi olacak. Evet, bu sene 1700'lü rakamlara geldik. Çok güzel. İlk senelerde de böyleydi. Sonra ülkemizdeki olan karışıklıklardan dolayı biraz düştü. Ama bu sene eski haline gelmeye başladı. Yakın zamanda da elitleri bekliyoruz artık buraya. Ironman'e de, Turset'e de buradan şey yapalım. Ve bu arada gerçekten çok güzel bir organizasyon oluyor. Ben diğer Ironman'lere de gittim biliyorsunuz. Bir sürüsü Ironman'e gittim ama oralarda hiç bu kadar olmuyor. Hep bir çadırda teknik toplantınızı yapıyorsunuz falan filan, böyle çamur içinde olabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bambaşka oluyor. İlk seneden beri bu böyle arkadaşlar. Hatta ben ilk burada yapmıştım, sonra Budapeşte'ye gitmiştim. Budapeşte'de de bayağı bir yıkılmıştım. Lan Ironman böyle miydi? Bizim Türkiye'deki hiç böyle değildi diye içimden geçirmiştim arkadaşlar. Ve bunu Fransa'da da yaşadım. Organizasyon burada gerçekten çok daha farklı oluyor arkadaşlar. Biz Türkler olarak yine hepsinin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi buradan start alacağız. Tam burada 1700 kişi o sabah yüzmeye başlayacak. Ve parkurumuz aynen böyle arkadaşlar. İnşallah deniz de bu şekilde olur. Bakın. Buradan çıkışımızı yapıp ta ileride bir duba olacak. Ondan sonra şu tarafa doğru yüzeceğiz. Sonra geleceğiz şuralarda bir yerde. Sudan çıkacağız. Ve tekrar suya gireceksiniz. Sonra gene bir M çizip, zaten şu anda şurada görüyorsunuz haritayı. Gelip tekrar buradan çıkacaksınız. Yani güzel bir U şeklinde bir parkur olacak arkadaşlar. Sonra buradan bisikletinize doğru koşacaksınız. İşte burada yaklaşık bir 500-600 metrelik bir koşu mesafesi var. Orada dikkatli olun. Çünkü yani nabzınızı orada indirmeye çalışın, sonra da bisiklete bineceksiniz. Ironman Türkiye'de ve başka yerlerde de böyle. Bisiklet değişim alanı da, koşum değişim alanı farklı. Yani bir gün önce bisikletinizi kadriye biçe bırakıp koşu malzemelerinizi falan öbür tarafa bırakacaksınız. Çünkü Ironman'de biliyorsunuz torbalarınızı falan bırakıyorsunuz. Bunu bu şekilde yapacaksınız. Yani bisikletinizi burada alıp öbür tarafa bırakacaksınız. Sonuçta şeyde, finişte, bisikletin finişinde. Evet, şimdi değişim alanına doğru gidelim. Sonra bisiklete ben burada başlamayacağım. Land of Legends'ın orada başlayacağım yani. Koşu parkurunun başladığı yerde başlayacağım ki bir daha tekrar buraya gelmeyeyim diye. Evet, hadi bakalım şimdi öbür tarafları görelim. Evet, buradan böyle devam ediyorsunuz ve şu ileride de değişim alanı oluyor. Orada işte bisiklet malzemelerinizi giyip bisikletinizi alıp bam 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 yola çıkıyorsunuz. Hadi bakalım, ben şimdi değişim alanını şurada yapayım. Evet, bisikletin ilk kilometrelerinde arkadaşlar bu yoldan böyle gideceğiz. Şu anda ben mis gibi Toyota'yla gidiyorum. Çünkü dediğim gibi değişim alanı orada olacağı için bisikleti de orada bırakayım, koşuyu da orada yapacağım. Bisiklet değişim alanı arkadaşlar bu Lands of Legends'ın girişinden hemen soldaki bölüm olacak. Yani 90 km'si çevirdiniz, sonra buradan geldiniz, hemen burada değişip burada koşuya başlıyorsunuz. Orası değişmedi. Yine Lands of Legends içinde koşacağız dediğim gibi. Bisiklet değişim alanı burası. Ben şimdi şuralarda bir yerde arabayı park edeyim. Hadi bakalım, gidelim şu parkuru bir turlayalım. Evet, hadi bakalım biraz sürelim. Şimdi normalde arkadaşlar şu aşağıdan bu ormanlı yoldan Kadriye biçten gelip oradan sola dönüyoruz ve
Böyle devam ediyoruz. Tur varmış arkadaşlar orada. Rehberler beni tanıdı. Evet, şimdi arkadaşlar burada şu anda 7,5 kilometre oldu. Öyle bir yediye geldik. Buraya kadar hiçbir yokuş yoktu. Sadece bir yedinin hafif bir çıkışı var. 2 metrelik falan. Muhtemelen tek yokuşumuz bu. Yok, ileride bir tane var. Şimdi burada Expo yoluna doğru dönüyoruz. Burada bir göbek var zaten. Yarışta da burada 2 kere döneceğiz. Yani buraya bir geleceğiz. Buradan dönüp Expo'ya bir daha gideceğiz. Gideceksiniz. Ve ondan sonra da ikinci turdan sonra finish'e doğru gideceksiniz arkadaşlar. Yol harika. Buraya kadar yol harikaydı arkadaşlar. Bundan sonra da yol harika. Ya zaten bu yarışta yol harika. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu Expo yolunda rüzgar oluyor. Olabiliyor. Şu anda bugün yok ama şansıma. Ama ona hazırlıklı olun. Yani rüzgar var diye şu anda antrenmanlarınızı kesmeyin. Rüzgarda antrenman yapın. Çünkü ben yarışta biliyorum. Burada giderken bir sene 25 ile 27 ile falan gidebiliyorduk. Dönüşte 50 ile 60 ile dönüyorduk düz yolda. Öyle bir rüzgar olabiliyor yani. Evet, bu parkur arkadaşlar benim şu ana kadar yarıştığım en düz ve en rahat Ironman parkurlarından biri aslında. Bisiklet parkuru özellikle. Çünkü neden diyeceksin? Dümdüz yol. Yol kalitesi harika. Ama şöyle bir durum var. Dümdüz yol olması demek çok kolay olduğu anlamına gelmiyor. Dediğim gibi rüzgar var ve yokuş olmadığı için tırmanışı yok, evet. Ama iniş de yok. Yani burada durduğunuz bir zaman yok. Sürekli çevireceksiniz. O yüzden size tavsiyem bu aralar biraz trainer antrenmanı yapın. Neden diyeceksiniz? Çünkü trainer'da da hiçbir zaman duramazsın. Sürekli çevirirsin. Yani çık oraya mesela 2 saat sürekli çevir. Bu güzel bir antrenman olur burası için, böyle parkurlar için. Çünkü düz parkurda dediğim gibi hiçbir zaman dinlenme şansın yok. Belli bir ortalamayı tutturmak istiyorsan hele sürekli çevirmen lazım. O yüzden de onun antrenmanını biraz yapın. Zaten 3 Kasım'da yarış. Yaptınız 1-2 hafta yaptınız. Ya bu arada gelip burada antrenman yapabiliyorsanız gelin. Çünkü bomboş yol işte. Bak, kimse kapatmadı şu anda bu yolu. Tek başıma tek gidiyorum böyle. Araba geçmiyor. Burada çok rahat antrenman yapabilirsiniz. Evet, bu yarışta arkadaşlar en çok dikkat ettiğiniz gereken noktalardan biri de draft konusu. Draft kesinlikle yasak. Yani draft ne demek? Önündeki bisikletten yaklaşık 3 bisiklet boyu, yani 12 metre falan bir aralık bırakman lazım. Çünkü yani onun rüzgarına girmemen lazım. Bu yarışlar tamamen bireysel yarışlardır. Herkes kendi gücünü gösterir. Bizim triatlon yarışları da şimdi olimpik mesafelerde draftsız yarışıyoruz. Güzel bir tecrübe oluyor. Herkes kendi gücünü görüyor. Draft yapmayın bence. Draft yapanı görürseniz de arkanızda biri yatıyorsa da onu da uyarın. Bir sürü kuralı var. Sola çıktım mesela, belli bir sürede geçmen lazım. Yan yana gidemezsiniz. Bunların hepsini teknik toplantıda anlatırlar arkadaşlar. Onları iyi dinleyin. Çünkü bir anda hiç beklemediğiniz yerde bir hakem gelir. Arkanızda size kartı gösterir. Onun size bir neden söylemesine gerek yok. Şundan dolayı falan demez. Basar gider. Ve penaltı baksa da o cezayı çekmek zorundasınız yani. Bisiklette aldıysanız o cezayı bisiklet penaltı box'ında çekmeniz lazım. Yani ben gidip koşuda beklerim falan olmaz. Diskalifiye olursunuz. Evet, parkurun tek tırmanış yeri arkadaşlar burası. Burası da 18. kilometrede falan, çok hafif bir çıkış var. Tabi burayı 2 tur yapacağınız için 4 kere bu tırmanış var. Yani bunun çıkışı, inişi, sonra karşı taraftan çıkış, iniş. Sonra bunu bir kere daha yapıyorsunuz.
Ama çok öyle zorlayıcı bir tırmanış değil de böyle rahat rahat çıkabiliyorsun. Evet, buradan Expo'nun içine doğru giriyoruz arkadaşlar. Expo'nun etrafında bir tur atıp geri geleceğiz. Bakın burada yol o kadar güzel ki şu anda hiç kasmıyorum. Çok rahat gidiyorum. Ve TT'de de değilim. 40'la çok rahat gidiliyor burada yani. Biz burada aynı zamanda duatlon da yapıyorduk. Yani gelip burada duatlon da yapabilirsiniz sene başında. Diyeceksiniz neden burada TT'li antrenman yapmıyorsun? Çünkü TT'li falan yaptığımda aerobara yatıyorum tabii ki. Ama o zaman işte görüntü çekemiyorum. O yüzden de Madonna gelip buraları mis gibi göstereyim dedim size. Yoksa tam TT'lik yani. Tam burada arkadaşlar şu kaç 23.5 falan oldu. Burada ilk dönüş noktası. Muhtemelen pedal kestiğiniz tek yer burası olacak. Yani onun dışında her yerde bam 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 gidebileceksiniz. Burada bir yavaşlayıp bundan sonra tekrar hiç pedal kesmeden ya yani virajlar bile çok rahat dönülebilecek, 40'la dönülebilecek virajlar. Hadi bakalım devam. Şu anda 23 kilometre oldu, 24 kilometre oldu. Eşmeyi iptal edip Iron Man'e mi gelsin ya? Ama yok yok. Oraya daha önceden söz verdim arkadaşlar. Çünkü Iron Man'in tarihi sonradan açıklandı. Maraton sadece sonradan açıklandı. Çeşme'nin tarihi 6 yıldır aynı tarih. O yüzden ben orayı seçtim. Evet, şimdi Expo yolunun sonuna geldim arkadaşlar. Siz buraya geldiğinizde tam böyle 38,5 kilometre falan oluyor. Ve buradan Expo'ya doğru bir tur daha dönüyorsunuz. Yani burada iki tur atıp finish'e doğru gideceksiniz. Finish'e giderken de yaklaşık 8-9 kilometreniz falan kalıyor olacak. Buradan ikinci dönüşünüzü yaptıktan sonra. Buradan böyle dönüyorsunuz. İkinci tura. Bitirirken de buradan devam. Ben şimdi finish'e doğru gideyim. Tam olarak değişim alanı. Bisiklet parkurunu bitirdik ve buradan koşuya doğru gidiyoruz. Koşu 4 tur. Neyse şimdi yolda açıklarım onları. Geçen seneden farkı hiç dışarı çıkmıyoruz. Sadece içeride Land of Legends'ın içinde tur atacağız. Zaten orada gerekli uyarılar bizi yönlendirecektir. Şimdi ben haritaya göre şöyle bir tur atacağım. Hadi bakalım. Evet, dönüş noktamız burada arkadaşlar. Böyle 1.6 kilometre kadar gidip, gerçi bende 1.4 gözüküyor ama bir yerlerden daha gideceğizdir oradan muhtemelen. Değişim alanından ben direkt çıktım çünkü. Yani 1.6 kilometre gidip sonra buradan Legends'ın içine gireceğiz. Lens of Legends'ın. You
arkadaşlar. Parkurdan devam ediyor böyle. Gidiyor etraftan biraz daha dönüp sonra dışarıdan bir tur atıp değişim alanına geliyor tekrar. Oradan da 4 tur atacağız ama burası şu anda kapalı. Biz oradan şimdi finish alana doğru gidelim. Ama bu sene arkadaşlar genel olarak yarış Land of Legends'ın içinde olacak. Dediğim gibi bunun arkasına doğru gidip bir daha geleceğiz. Ve burada 4 tur atacağız. Bunun bir avantajı, en büyük avantajı. Oh ne güzel kapattılar suyu bak. Ses yapıyordu. Bunun en güzel avantajı arkadaşlar, burada sürekli insan oluyor. Ve sizi destekleyecek sürekli birileri oluyor. Dezavantajı da buranın zemini biraz sıkıntılı. Yani beton bir zemin. Onun için size bir tavsiyem, burada yastıklaması daha iyi olan bir yol ayakkabısıyla koşmanız. Yani bu sert zemini biraz daha absorbe eder ve o kadar çok darbe yemezsiniz. Ama burada bu şekilde bir koşu yapmak 1500 kişi, 1700 kişiyle beraber bence süper olacak. Evet hadi bakalım biz şimdi koşumuzu bitirelim. Sonra Kaş'a gideceğiz daha. Hadi bakalım size finiş alanı da göstereyim. Finişte de dışarıdan dönüp sağ tarafı değil bir yerden sizi uyarıyorlar. O tarafa doğru dönüp bu içeriye doğru gidiyorsunuz. Ve güzel bir finiş alanı sizi bekliyor. Ve orada PT Akademi de olacak. Yani hemen gidip PT Akademi'de recovery'nizi yapabilirsiniz. Mis gibi bir alanları olacak orada. Bir sürü yiyecekler, içecekler falan her şeyi oradan temin edebilirsiniz. Yarıştan hemen sonra madalyanızı alıyorsunuz, tişörtünüzü alıyorsunuz. Mis gibi bir yarış yapacaksınız. Oh, nehir bile var burada bakın. İşte finish tag'ı da tam durduğum yere geliyor arkadaşlar. Buradan finish yolu burası. Buradan geliyorsunuz. Buralarda da PT Akademi vesaire hepsi burada olacak. Kocaman yerde. Oh mis gibi eğleneceksiniz valla. Canım çekiyor canım. Baksanıza. Evet buraya kadar gelmişken arkadaşlar dedim çığlıkları duydum. Roller coaster'dan. Bu Land of Legends biliyorsunuz zaten. Türkiye'nin belki Avrupa'nın en büyük eğlence parkı. Oraya da gidilebilir. Ama yarıştan sonra yapılmam. Bir önce bir dengeniz şaşmasın. Yarıştan sonra bunlar da değerlendirilebilir. Ben daha hiç gitmedim oralara neler var bilmiyorum tam olarak. Bir de roller coaster gördüm uzaktan. Keyifli bir şeye benziyor. Hadi bakalım şimdi. Buralar parkura dahil değil yani. Burası giriş yeri. Ben şimdi arabaya doğru gidiyorum. Burası kapalı olduğu için tam parkuru yapamadım. Buradaki Türkiye'deki Ironman 70.3 toplamda bisiklet ve koşu ve yüzme dahil yüzmede de tırmanış yok çünkü 50 metre falan tırmanıyorsunuz. Yani belki Avrupa'daki belki dünyadaki en az tırmanışlı yarışlardan biri. Dümdüz bir yarış ama işte dediğim gibi onun da bazı dezavantajları var ama koşuda dezavantajı yok tabii düz olmasının. Çünkü aynı şunu Ironman'i yurt dışında yapmak isteseniz bu bütçeye birkaç bin lira daha eklemeniz gerekecek. Çünkü oralarda her şey Euro'lar da olduğu için çok pahalı oluyor. Yani orada sadece konaklama ve yemekte bile daha çok para harcıyorsunuz tabii ki. Evet, onun için buraları değerlendirin arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi koşumuzu bitirelim. Evet, antrenmanımızı bitirdik arkadaşlar. Mis gibiydi. Hemen recovery zamanı. Hemen regomuzu içelim ve Teragan. Teragan hayat kurtarıyor arkadaşlar. Bu ikisi mis gibi recovery yapıyor. Çünkü benim haftaya bir yarışım daha var biliyorsunuz. Kaş'ta yarım maraton koşacağım. Sonra esas yarış geliyor. Kapadokya'da 38 kilometre koşacağım. Ama şimdi gitme zamanı. Hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.